Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki bu ayın başından beri çok kanlı günleri izliyoruz bölgede, Orta Doğu'da. Yaşananları benim şimdi burada tekrar anlatmama gerek yok. Neyin ne olduğunu haberlerde çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama burada işte bu iş dönüp yavaş yavaş Türkiye'deki finansal piyasaları, yavaş yavaş dönüp Türkiye ekonomisini, önce finansal piyasaları daha sonra reel sektörü etkileyecek bir duruma doğru sanki geliyor. Bir yol ayrımındayız. Onunla ilgili size bir takım bilgiler vereceğim. Ve kuvvetle muhtemel eğer bu sıkıntılı tablo devam ederse dolarda, borsada ağır maliyetler karşımıza çıkabilir. Burada neden böyle bir maliyet var? Bu maliyeti azaltmak için ne yapabiliriz? Bunları işleyeceğimiz bir video olacak. Anlatacağım konular çok önemli arkadaşlar. İşin nereye gideceğini bir şekilde işaret etmeye çalışacağız. Bu da hem şirketler için hem hane halkı için yani bireyler için en azından kendi yol haritanızı çıkarma konusunda faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir kere bu videoda benim haddim değil yani bu ülkeyi yönetenlerin yaptığı açıklamanın doğru ya da yanlış olduğunu bu videoda tartışmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben siyasetçi değilim. Ben bir siyasi parti kurmadım. Ben arkama bir halk desteğini almadım. Dolayısıyla işte bu açıklamalar doğrudur, yanlıştır demekten uzak duracağız. Ama şu analizi de yapacağız. Bu açıklamaların nedense sonuçları ne olur? Neden sonuç ilişkisine değineceğiz? Yukarıdan bakacağız yani arkadaşlar. Şimdi bakın, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları oldu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, ilk önce onları bir hatırlayalım. Hamas'la ilgili şunu söyledi. İşte bir terör örgütü değildir. Topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur dedi. Bir de döndü işte İsrail'le ilgili olarak da biz artık İsrail'le ilişkileri devam etmeyeceğiz. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler dedi. Şimdi burada yani bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği doğrudur, yanlıştır tartışmak bu noktada finans yorumu yaparken bizim haddimize değil. Bunun takdirini Türk halkı yani sizler verirsiniz arkadaşlar. Ama bunun ne gibi sonuçları olur dediğimizde önce finansal piyasalara daha sonra reel sektöre bunu bir ele almak istiyoruz. Şimdi bakın bu açıklamayla ne çıktı karşımıza? Siz Orta Doğu'da bugüne kadar evet her iki tarafa da sakin olun, silahları bırakın diye tavsiyeler veriyordunuz ve bu noktada bu ifade bir yabancı gözüyle düşünüyorum arkadaşlar. İşte New York'ta, Londra'da, işte Amsterdam'da olan bir yabancı yatırımcı olun ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklamasını duyduğunuz zaman ne hissedersiniz? Bakın, konunun doğru ya da yanlışlığını tartışmıyorum. İşte orada çok büyük zalimlik yapılıyor. Evet yapılıyor. Bu hak mıdır, değildir? Bakın ben bunu tartışmıyorum. Ahlaki ya da buradaki siyasi konuyu değil. Bu işin sonucu. Ha, zalimlik yapılıyordur. Kötü bir iştir. Kan akıyordur. Evet doğrudur. Ama bunun bir takım sonuçları olur. Şimdi o zaman siz Amsterdam'da, işte Londra'da, New York'taki bir yatırımcı olarak bu açıklamayı duyduğunuzda dersiniz ki, demek ki Türkiye taraf oldu. Şimdi biz haftalardır zaten haberleri okumuyor muyuz? Yok Amerika'nın şu kadar gemisi gitti, yok İngilizler şu birliği kaydırdı, o birliği kaydırdı, şuraya o gitti, buraya o destek veriliyor. O zaman siz burada hani Türkiye'nin kurulduğundan beri problemler karşısında daima nötr kalıp iki tarafı uzlaştırma gibi bir misyonu olmuştur dış politikada. Siz burada bir tercih ortaya koyuyorsunuz. Bakın bu tercihi benim yargılama yetkim yok. Ben bunu yargılayamam. Buranın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullandıysa ve seçildiyse daha yeni onu yargılayamam ben. Ama
Bir yabancı dış gözden baktığım zaman o zaman şu sonuca geliyoruz. Bunu çok hassas bir konu olduğu için böyle detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Demek ki siz bir taraf oldunuz. E peki taraf olduysa, bir tarafı seçtiyse, evet burası terör örgütü değildir dediyse, o zaman siz burada bu karşı bloğun karşısına nasıl çıkacaksınız? Yani sadece işte temenniler ve dileklerle mi olacaksınız yanında, yoksa askeri güç mü gidecek, yoksa sadece doktorlarınız mı gidecek? Bakın burada soru işaretleri oluştu. O olacak, bu olacak demiyorum. Türkiye oraya asker gönderecek, şunu yapacak, bunu yapacak, kesecek, biçecek demiyorum. Ama ifadenin bir takım düşündürttüğü noktalar var diyorum arkadaşlar. Ha benim şahsi tahminimi soracak olursanız, ha Türkiye asker gönderecek, orada taraf olacak, karşı tarafa doğru duracak diye ben bir sonuç çıkarmam şahsen. Amma ve lakin siz Batı dünyasının içinde sürekli o propagandayla yaşayan bir sermaye sahibi olduğunuz zaman, demek ki bunlar bizim orada karşımıza geliyor şeklinde düşünürsünüz. Dolayısıyla şimdi bizim burada hakkı ifade ederken, bu benim şahsi görüşüm, tabii ki hakkı ifade edilmeli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ülke başkanı olduğu için konuşma hakkı, Türkiye'nin politikasını belirleme hakkı, bunlar vardır. Bunun karşısında kimse duramaz. Lakin Yunus Emre'nin bir lafı da aklıma geldi. O da şu: söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diyor. Yani biz burada ilmi siyasetten ne kadar uzaklaşırsak bunun bize iktisadi bedeli, daha sonra da farklı farklı maliyetleri acaba ortaya çıkar mı diye düşünüyorum. Hemen demek istediğime geleyim. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek elinde çanta geziyor mu? İşte Paris'e gitti en son, değil mi? Ondan önce Londra'ya gitti. Ondan önce New York'a gitti. Peki Allah aşkına bana söyleyin. Şimdi Türkiye'nin 211 milyar dolar kısa vadeli borcu var. Kasada eksi 61-62 milyar dolar eksideyiz, değil mi? Bütçe açığımız çok iyi biliyorsunuz, 1,6 trilyona varacak OVP'ye göre ve bunun için sürekli zam yapılıyor, vergiler geliyor. İşte bugün mesela köprülere yapılmıştı, geri alındı. Yine Cumhurbaşkanı'nın geçmişte bir beyanı var yapılmayacak diye. Ama farklı farklı alanlardan yine o açık kapatılacak. Demek istediğim nokta, Türkiye'de işte mesela bir dış ticaret açığımız var. Bakın, biz bir taraf olmadığımız halde 9 ayda 89 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Yani ithal ettiğimiz, ihraç ettiğimizden fazla. Bu dış ticaret açığını verdiğimiz için kasada dolar yok, euro yok. Dolar euro olmadığı için de Sayın Şimşek elde çanta geziyor. Şimdi dolar olmadığı için ve yükseldiği zaman da ekonomi dışa bağlı olduğu için maliyetler yükseliyor. Kur yukarı, bizim girdi maliyetleri şirketlerin yükseliyor, yukarı gidiyor. Çünkü ithal ediyorlar üretmek için. Haliyle kur yukarı gittiğinde ürettiğin ürünün maliyeti de artıyor. Şimdi böyle sıkıntılar varken, dış ticaret açığı veriyorken, 211 milyar dolar borcun varken, bütçe açığın varken, enflasyon yukarıya gidiyorken, sen ya biraz sermaye gelsin de kuru tutalım derken, bir anda, evet kabul ediyorum, çok sıkıntılı bir durum, vicdanları sızlatan bir durumda bariz bir taraf olduğunuz zaman, ben buna ikinci Van Münit vakası diyorum. Haklı haksızlığını tartışmıyorum, bakın yanlış anlamayın. Orada gerçekten çok büyük zayiatlar, sivil zayiatlar var. Buna vicdan dayanmaz. Ve belki de Sayın Cumhurbaşkanımız artık bu duygusal yüke katlanamadı ve isyan etti adeta. Normaldir. O da neticede bir insan. Hangimizin kalbini kanatmıyor? Hangimizin ruhu incinmiyor? Kim mutlu olabilir o görüntüleri gördüğünde? Lakin yine Yunus Emre geliyor aklıma. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. İlmi siyaset. Yani burada keşke, keşke biz ekonomide bu kadar büyük zafiyetlerimiz varken
Bizim bakanımız elde çanta bu merkezlere gidiyorken, şimdi bu merkezlerin karşısına durmak, bariz bir şekilde durmak ve bir de belirsiz bir şekilde, acaba şimdi hani dedim ya, o New York'taki adam şunu düşünüyor. Ne olacak bu işin sonunda? Bu destek, bu taraf olma nereye gidecek? Bunlar çok büyük kafa karıştırdı. Dolayısıyla burada bu kafa karıştırmayı umarız bundan sonra yapılacak açıklamalar birazcık daha netleştirir. Bakın, sakin olmamız gerekiyor bizim Türkiye olarak. Sakince davranmamız gerekiyor. Amma ve lakin, sakin olmak demek zulmü izlemek demek değildir. Zulme ortak olmak demek değildir arkadaşlar. Bütün çaba sarf edilmeli. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir saniye oturuyor mu? Bir saniye duruyor mu? O başkentten bu başkente sürekli bir çaba ve gayret içinde. Bakın, bu çaba ve gayret devam etmeli. Ama siz bir taraf olduğunuz zaman bu problem için, hani ekonomiyi de unuttum, borsayı da unuttum, doları da unuttum. Dolar çıksın 50 lira olsun, borsa düşsün 3000'e, benim için önemli olan candır. Hani o canı korumak için diyorum değerli arkadaşlarım, o canlar ölmesin diye şunu yapmak gerekmez miydi? Sakince durup en azından her tarafla müzakere edebilme yeteneğinizi, bir taraf olmadan, tabii ki tarafsınız, bunu herkes biliyor, Müslümansınız zaten, ama her tarafla, bu sorunun her parçasıyla müzakere edebilme yeteneğinizi devam ettirseydiniz, o zulmün azaltılması adına çok daha hayırlı olmaz mıydı? Bakın, bunu bir düşünelim. Atalarımız demez mi, öfkeyle kalkan zararla oturur diye? Keşke, keşke değerli arkadaşlarım, biz karşı tarafı da ikna edebilecek bir kapıyı açık bıraksaydık, o tarafa sürekli baskı yapsaydık. Bakın, borsadan, dolardan vazgeçtim. Maddiyat bugün gider, yarın gelir. Ama biz oradaki can kaybını da azaltmak istiyorsak, Türkiye'nin tarihsel sorumluluğuna ve büyüklüğüne yakışır, ilmi siyaseti kullanarak, sakin olarak karşı tarafı da bir masaya oturtmak için çalışsaydık daha iyi olmaz mıydı? Karşı tarafın gözünde bir farklı boyuta girmek ne kadar akıllıcadır, ne kadar mantıklıdır. Dolayısıyla önce canları korumak için bile sakin olmak gerekiyordu. Ve komşuyu düşünmek illaki gerekli, ama ev ahalisini de unutmamak lazım. Ahaliden kastım da bizim ekonomimiz de güllük gülistanlık değil arkadaşlar. Dolayısıyla bakın, siz burada taraf olduğunuz zaman, bakın tarafsınız zaten, ama ilmi siyasetle bunu taraf değilmiş gibi göstermek de vardı. Siz burada taraf olduğunuz zaman elbette ki tarafımız hakkın yanı, orada bir sıkıntı yok. Ama ilmi siyaset diyorum, karşı taraflarla da müzakere edebilme yeteneğinin devamı diyorum. Bunları sağlamadığınız zaman, bakın çok net söyleyeyim, İlk etkiyi biz finansal piyasalarda görmeye başlarız. Borsada %30-35 galiba bir yabancı oranı var. Bu QNB'yi çıktıktan sonra Finans Bankı 25'e düşüyor. Bu adamlar satar gider. Borsa düşer arkadaşlar. Hadi düşsün. Borsayı sattıkça Türk lirasına döner, dolarını alır gider. Ama bakın, o iş orada kalmıyor. O iş dönüyor, Türk şirketlerinin değerlerini vuruyor. Türk şirketlerinin bir şekilde değeri düştüğü zaman kendilerini döndürebilecek dış sermaye teminleri zorlaşır. Bu adamların finans temini zorlaştığı zaman dönüp üretim yapma kapasitelerine kadar vurur. Hadi bunları da göz ardı edelim. Dönüp dolar TL kuruna bakalım. Dolar TL kuru 28'in üstünde. Şimdi bize Rusya sahip çıkıyor diyelim, Körfez sahip çıkıyor diyelim, ama biz nihai olarak yabancı sermaye dediğimiz zaman Batı blokundan da kayda değer bir sermayenin gelmesine ihtiyacımız vardı. Şimdi bu gelmediği zaman, sonsuza kadar eğer Körfez bizi destekleyecekse, Ruslar destekleyecekse bilemem. Ama burada kurda da yukarıya doğru bir bedel çıkmaya başlar karşımıza. Ve bu bedel yukarı doğru çıktıkça, yani Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları dediğimiz tahviline, hissesine para gelmezse,
Bu kur 30'u sert bir şekilde aştığı zaman bu hayırlı olur mu? Konuştuk değil mi? Maliyetlerimizi yukarıya çıkartır. Ve bir olumsuz etkisi de şu olur arkadaşlar. Sadece finansal piyasalarda kalmaz. Senin ihracatının çok büyük bir kısmı şu an karşı karşıya kaldığın o blokla. Ah keşke bizim oraya bağımız olmasa. Ah keşke biz oraya değil de dünyanın farklı bölgelerine %40'ını 50'sini ihracatımızı yapsaydık, değil mi? Yani Avrupa'ya, Amerika'ya olan ihracat %10'da kalsaydı. O zaman derdim ki yaslanın arkanıza, hiç düşünmeyin, iyi olmuş derdim. Ama hem kasa eksik, hem ihracatın büyük bir kısmını oraya yaparken yarın oraya ihracatta da problemler çıktığı zaman, hani çıkacağı için demiyorum ama bu kadar sert ifadelerle siz kendinizi gösterdiğiniz zaman, ilmi siyasetin biraz dışına düştüğünüz zaman finansal piyasalarınıza, reel sektörünüze çok ağır maliyetler gelir. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız, ben çok yerde eleştirmişimdir, doğru yaptığı yerde doğruyu demişimdir. Bundan sonra bu konuya birazcık daha açıklık getirecektir. Bir duygusal durumdur bence bu. Umarım öyledir. Yoksa öyle değilse dediğim gibi bu anlattığım komplikasyonlar karşımıza çıkar ve bu sefer 85 milyonu etkileyen işler başımıza gelmeye başlar. Ama dediğim gibi bizim devletimizde bir sağduyu vardır. Bu sağduyu gösterilir ve işler düzene girer. Elbette ki sakın şunu anlamayın. Önce can, önce canların korunması gerekir. Ama bakın çok detaylı anlattım. O canların korunması bile müzakere kapılarının açık olmasına bağlıdır. Çok sıkıntılı bir durumdur. Bunu kabul etmek lazım. Hangi vicdan bunun karşısında durabilir? Ama burada bize çok büyük bir misyon düşüyor. Tarihsel bir miras bölgemizdir bizim. O noktada oradan elbette sorumluyuz. Ama o mirası en iyi korumak agresifleşerek değil, sükunetle olur, Yunus Emre gibi düşünerek olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım barış dolu günler bizim olur. Umarım finansal piyasalarımız ve reel sektörümüz bu türbülanstan yara almadan çıkar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.